Eğer güncel versiyonu kullanıyorsanız, yani yeni versiyonu kullanıyorsanız, şuraya bir sütun ekleyeceğiz sadece. Indis kaçıncı aynen bulalım. Eşittir indis. Bize neredeki veri lazım? Bakın şu aralıktaki veri lazım. Noktalı virgül. Kaçıncı veri lazım? Kaçıncı? Buradaki tarih F4. Noktalı virgül. Bu aralıkta F4 aşağı çekeceğim için kaymasın diye bunu yapıyorum. Noktalı virgül 0 parantezi kapattım. Bir daha kapattım. Bakın buradan değerleri getirdi. Ü'leri, Ç'leri getirdi. Şimdi bu böyle kalsın. Şimdi buraya geliyoruz. Eşittir. Ne diyeceğiz? Filtre. Nereyi filtrele? Buradaki değerleri filtrele. Bakın. Buradaki değerleri filtrele. Noktalı virgül. Şartımız ne? Bu sütundaki değerler bu sütundaki değerler eşit çift tırnak içinde ç ise. Enter'a bastığınızda bakın direkt bunları getirdi. Hiç eğer eğer saya gibi bir işleme gerek kalmadı. Peki sayıyı bulduralım. buradan sayıyı bulduralım. Eşittir. Sıralı. Kaç tane olacak bu rakam? Eğer say neyi say? A sütununda noktalı virgül çift tırnak içinde çeyi say. Kaç tane varsa birden başla aşağıya doğru git. Bakın direkt rakamları da getirdi. 15 tane. Şurayı düzeltelim. Eğer say şu formülümüzdeki, A sütununu seçeceğiz. A'daki şeyler say gibi. Şöyle, 15. Peki geldik şuraya. 29, 5 yapalım. Bakın direkt düzeldi. 30 5 yapalım. Direkt bakın arttı. Excel'in e bu yeni işlevleri arkadaşlar çok güzel çok kolaylaştırdı işi gördüğünüz gibi. 365 paketlerinde gelen bir özellik bunlar. Office 365 yeni adıyla da Microsoft 365. Buradaki değerler şu filtre işlevi gibi arkadaşlar bakın sıralı gibi işlevler. Burada geldi. Peki. Bunların da yanına bunu böyle yapmayalım da gelin sıralı şekilde getirelim. Bakın şunun başına sıralı sırala diyelim noktalı virgül sıralama dizimiz birinci dizin noktalı virgül artan şekilde sıralasın. Yani bu listeyi sıralı şekilde bize getirsin. Enter'a bastığımızda bakın bunu da sıralı şekilde karşımıza getirdi. Geldik buraya örneğin 6 5 yapalım. 6 5'teki değerler gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde geldi.